Herkese merhabalar. Bugün kediler en çok neye üzülür? Ondan bahsedelim istiyorum. 10 maddede özetledim en çok neye üzüldükleriyle ilgili bilgileri. Şimdi birincisi ve en önemlisi kediler en çok terk edilmeye üzülüyorlar. Evimizi alıp sahiplenip baktığımız kediyi sokağa bırakmamız durumunda veya maalesef bizim ölümümüz durumunda kediler çok üzülüyor. Çünkü bize alışmış oluyorlar, bize ailesi olarak görüyor oluyorlar. Ve ailelerinden bir ferdi kaybetmek, bizim ölümümüz veya bizim kedimizi sokağa bırakmamız veya terk ediyor olmamız kedimizi çok üzüyor. Bu gerçekten en çok üzen. Şimdi diğer maddelerle devam ediyorum. Kediler başka neye üzülüyor? Kedileri yanlış sevmemiz. Biliyorsunuz bu kedicikler biraz hassas narin canlılar. Onları böyle sıkıştırarak, canını acıtarak seversek, kucağımızda istemediği durumda bile zorla böyle sıkarak kucaklarsak bu kedilerimizi üzebiliyor. Enteresandır Lola iki tane ödül şekerini bıraktı gitti yemeden. Şuradan vereyim ben ona yine. Bunun dışında ne üzüyor? Taşınmamız. Çünkü kediler evlerine alışan, onun her santimetre karesini öğrenen, düzenin değişmesini istemeyen, rutinlerini seven canlılar. Yani bize ne kadar alışıyorsa eve de o kadar alışıyor. Taşınmamız veya evde büyük bir değişiklik yapmamız yine kedimizi üzebiliyor. Yeni bir yere taşınmak onları zorluyor. Tabii ki taşımamız gerekiyorsa taşınacağız. Kedi var diye taşınmamazlık edemeyiz. Ama o süreci nasıl kolay atlatırız onunla ilgili videomda burada bulabilirsiniz. Özetlemek gerekiyorsa kedinin alışkın olduğu, sevdiği eşyalarını yanımızda yeni eve götürmemiz çok önemli. Bunun dışında çok uzun süre yalnız kalmak. Kedimizi evde yalnız bırakıyorsak da mutsuz oluyorlar. Çünkü tamam kediler köpekler gibi değil, çok sosyal değiller ama evde yalnız olmayı da sevmiyorlar. Bizimle beraber olmayı seviyorlar. Mesela biz bir odada otururken kedimiz genelde yanımıza gelir. Veya biz oda değiştirdiğimizde yanımıza gelmese bile bizi görebileceği bir yerde durup bizi genelde gözlemler. Yani yalnız olmayı, tek başına bırakılmayı sevmiyorlar. Ben tatile gideyim, bu kedi evde kalsın günlerce. Kedimizi üzen, hatta onu depresyona sokan bir davranış şekli. Bu arada belirttiğim kedilerde de ayrılma anksiyetesi oluyor. Yani bizden ayrı kalmaktan tedirgin oluyorlar, rahatsız oluyorlar. Şimdi yalnız bırakmak deyince ihmal etmek de kedilerin üzüldüğü bir diğer konu. Kedimizi ihmal etmemiz onu üzüyor. İhmal etmek ne demek? Onunla oyun oynamamamız, ilgilenmememiz, o yokmuşçasına davranmamız. Çünkü zaten bir ev içinde kapalılar, bütün gün sıkılıyorlar. Bir de oyun oynamazsak, oyun ihtiyacını, hareket ihtiyacını gidermezsek, o avcılık içgüdülerini harekete geçirmek, egzersiz yapmak ihtiyaçlarını gidermezsek mutsuz oluyorlar. Evet, mutsuzluk sebeplerinden devam ediyorum. Kedimizin bakımını yapmazsak yine mutsuz oluyorlar. Bakım derken neyi kastediyorum? İhtiyaçlarını karşılamamız doğru şekilde besliyor olmamız, yeterli gıdayı veriyor olmamız, doğru gıdayı veriyor olmamız, tüylerini taramamız. Çünkü eğer tüylerini taramazsak karışırsa topaklar oluyor, böyle kıtıklar oluşuyor. O da kedimiz için sağlıksız. Evet, bu minikler başka neden mutsuz oluyorlar? Temizlik. Onların tuvaletini her gün düzen temizlemezsek, mama kabını, su kabını yıkayıp temiz mama, temiz su koymazsak bundan da rahatsız olurlar çünkü biliyorsunuz kediler biraz titiz. Kediler temiz canlılar, titiz canlılar, temizlikten hoşlanan canlılar. O yüzden temiz tuvalet kullanmayı seviyorlar, mama kabının, su kabının temiz olmasını ve özellikle suyunun her gün taze, yeni konuluyor olmasını istiyorlar. Mama da tabii ki taze olsun ki kokusunu alsın, yesin. Peki bunun dışında başka neden mutsuz oluyor bu küçükler? Huzursuzluk, gürültü, Evet. Evdeki huzursuzluğu hissediyorlar. Evdeki huzursuz ortam onları da mutsuz ediyor. Ayrıca gürültü. Çok gürültü sevmiyorlar. Kulakları da bizden daha iyi duyuyor. Böyle gürültü patırtı, bağırış çağırış, ona bağırmamız çağırmamız, dövmemiz cezalandırmamız. Uuu. Baya baya kedimizi mutsuz ediyor. O yüzden daha böyle sakin, bağırış çağırış olmayan huzurlu ortamlar kediler için daha mutlu olabildikleri ortamlar diyebiliriz. Bunun dışında özel alanının olmaması. Yani korktuğu zaman, yalnız kalmak istediği zaman, hatta bazen uyuyacağı zaman saklanabileceği bir yerinin olmasını istiyor bu kediler. Veya eve misafir geliyorsa, bazen misafir geldi saklanmak istiyor, ortada gözükmek istemiyor. Benim bir alanım olsa da saklansam, ah benim saklanacak yerim yok, ne bir yatak altım var, ne bir kutum var, ne bir dolabım var. Böyle bir karton kutum olsa da içine girsem diyorlar, kendi alanlarını istiyorlar. Ve Diğer önemli bir tane madde onları mutsuz eden, onların sağlığıyla ilgilenmiyor olmamız. Sağlıktan neyi kastediyorum? Biraz önce söylediğim mesela doğru mama, yeterli iyi beslenme, veterinere gidilip kontrollerin yapılması, sağlıklı olması. Çünkü bir kedi sağlıksızsa zaten otomatik olarak mutlu olamıyor. Zaten sağlıksız kedi mutsuz kedi oluyor. Kedimizin sağlığına dikkat edelim ki kedimiz de mutlu mesut yaşasın. <laughs> evet, böylece 10 maddeyi tamamlamış olduk. Size kedinizle mutlu, sağlıklı, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.